Merhaba arkadaşlar, dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ömer Çağrı Haşeratlı YouTube kanalımız. Van kuşu için yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün Van Erciş'teyiz. Erciş'in tanınan simalarından Şakir Cengiz. Namı değer evet. Erciş'li Şakir ustamızın yanındayız. Kendisini zaten çocukluktan beri çok yakinen tanıyorum. Yine eski yerinde, eski mekandayız. Eski mekandayız. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Burada devam ediyor zaten. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, evet. Şakir abinin yanındayız. Geldik yine güzel böyle bir kuşçuluğun geleneğini öğreneceğiz. Kuşçuluğun artık nasıl olması gerektiğini, nereye gitmesi gerektiğini konuşacağız. Bakalım bu sohbette bizleri neler bekliyor? Hadi güzel sohbet, hepiniz hoş geldiniz diyelim. Başlayalım. Şakir abi nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olasın. Şakir abi, kısaca seni tanıyabilir miyiz abi? Abi ben Van Erciş'te, Erciş'te doğmayayım. Burada büyüdüm. Yaşım 44. Şu an nerede yaşıyorsun abi? Erciş'te şu an yoksa? İzmit'te, Erciş'te arası yaşıyorum. Yani bir 3 senedir sürekli İzmit'te takılıyorum. Hani bir 2-3 sene sürekli İzmit'teyim. Her sene gelip giderdim. Orada iş yerimiz var, uğraşıyoruz. Şu an orada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. İşte gidip geliyor işte bu sene de. Dönüş planı var mı? Peki yoksa orada devam edeceksin? Vallahi dönüş planı olabilir. Olabilir. Hani olabilir. Olabilir ama zaten hepsi bunlar yüzünden. Maalesef. Evet. Yani bırakmıyor artık. Hastalık çok büyük bir hastalıktır. Bunlar... Şakir abi, kuşçuluğa o zaman yavaş yavaş başlayalım. Kuşçuluğa ilk nasıl başladın abi? Nasıl vallahi abi kuşçuluğa olayında ben o zaman ilkokul 5'e gidiyordum. Bizim bir amca oğlu vardı. Öyle bile sevdalandı, kuşmuş o ayağıyla getir geldi. İşte ilk önce yabani getirdik, yabani çatılarda, yabani sakladık. Çatı yabani ufaktı o zaman. Çatı yabani getirdik, sakladık. Öyle böyle kuşa alıştık. Ya ondan sonra kuş bulmaya başladık. O zaman biz ufaktı, bizim Para Nihat diye bir abimiz vardı. Onun yanına giderdik, gelirdik burada. İyi kuşçular vardı, Allah rahmet etsin. Faruk Abigil vardı. Öyle onlara heveslendik, o yan bu yan getirdik, geldik daha başladık. O kadar dayak yedik ki Ömer kuşa sevim anneden babadan. Ya bırak, bırak o yandan bu yandan. Ve en son alıştık bu kuşa gitti. Abi kuşçuluğu ustalardan öğrendik diyebilir miyiz senin için? Tabii. Yani tabii, ustalardan böyle öğrendim. Ustalardan abi. Biz o zaman çocuktuk. Mesela Para Nihat vardı bizde. Şu an Antalya'dadır. İyi bir abimizdi. Onun yanında öğrendik. O yan bu yan ufaktık. Gidiyor onun yanına. Öyle kuşa hevesleniyorduk. O tarafta Ayşe'nin abi vardı. Aga Salih vardı. Yani onlar ufaktık. Onlar büyük ustalar. Tabii. Onlar hemen bir, hemen de şimdi en iyi, erişir en iyi kuşlarına. Ufuk abi vardı. Ufuk Coşkun. İyi bir kuşçudur. Şimdi de takdir ederim, yani gerçekten iyi bir kuşçudur. Abi Erciş'te iyi kuşçular var. Var. Genelde böyle gördüğüm kadarıyla usta çırak ilişkisi biraz Erciş'te fazla. Fazla. Sanırım küçük yer olduğu için herkes birbirini tanıdığı için. Herkes birbirini tanıyor. Ya küçük yer ya da ya ufak bir yerdir yani, mesela bir şey değil. Bir de kuşçu nesli çok azdır. Mesela burada kuşçu nesli bir iki kahve var. Bir iki kahvede herkes herkesi tanıyor. Kim nerede saklıyor. Yani herkes hep bütün ortamların içinde olduğu için herkes hepsi orada tanınıyor. Mesela yeni ufak nesiller pek tük tek gelmezler. Yani almazlar mesela, millet bazen millet istemez diye abi verelim geçsin yani saklamasın diye. Yani kimine göre büyük bir yani ayıp bir meslektir. Kimine göre çok güzel bir meslektir ama güzel bir hobidir. Hiç olmazsa kumardan şeyden her şeyden alıkoyuyor ama bir zevktir. Bana o zamandan beri hemen bir 10 seneden beri yani bunu saklayayım yani. Hiç bırakmadım. Hep abi, ya. Şimdi seni çocukluktan beri tanıyoruz. Biz Erciş'e ilk taşındığımızda 95 yılıydı galiba. Evet, sen doğru. Burada besliyordun. Evet doğru. Ben o zaman burada besliyordum. Evet doğru. Yani yıllar geçti. Bakıyorum yani hiçbir şey değişmiyor. İşte yok, hiçbir şey değişmedi. Hiç sevda değişmedi. Devam etti. Ve ondan sonra o zaman ufaktık. Yeni nesil bilmiyorduk kuşları. Bu sonunda iyi kuşun, iyi neslinin peşine düştük. Ve oradan buradan tabi Van'da dostlarımız da var. İyi büyük kuşçular dostlarımız var Van'da geleninde mesela. Onları say, o taraf, bu taraf, bu taraf hep iyi kuşun peşine. İyisine hastasıyım. Nerede olursa olsun 3'e 5'e bakmam. İyisi neyse getiririm. İyi kuş sence nasıl olmalı abi? Abi iyi kuş nesil önemlidir. Nesil, soy, önemli. Soy önemlidir. Bir de seyis önemlidir. Kuşta seyis önemlidir. Seyis yüzde kaç önemli abi senin için? Ya seyis %80 önemlidir. Kuş ne kadar olursa olsun, ne kadar kötü kuş olursa olsun, iyi kuşun arasında 3-5 saat oynar ya oynamaz. Seyis önemlidir. Kuşta seyis önemlidir. Kuşu yetiştireceksin, dilini anlayacaksın. Bir de
ne kadar olursa olsun bir kuşun soyu nesli temizse o kuş altından değil onun altından illaham soyuna çekecek bir damar var. Verir abi, verecek yani. Bir kuş yedi babasını verir. Yani bir yavru yedi babasını verir. Yedi soy öncesini mi verir abi? Yedi soy öncesini bak yedi babasını verir mesela. Nesline. Kuş var alırsın mesela bazen iki tane İranlı aldı mesela. Süt beyaz kuş aldı. Mesela onun babasını tanıyorsun. Hiç ya hep sürekli bir gün bakıyorsun bir değişik yavru vermiş. Acaba huylanıyorsun. Diyorsun acaba buna başka kuş düştü. Ama sen bunu yedi nesline ağrattığın zaman bu yedi babasını veriyor. Yedi babasını bir kuş mutlaka ilk mesela bir kuşu eşleştirdin. Ya ilk yavruda ilk yumurtalarda ben sürekli dikkat etmişim yani şey etmişim. İlk yumurtalarında mesela ilk yavrularından olmazsa ikinci yavrularına mutlaka dedesini verir. Ben de o kanıya katılıyorum abi. Bazen mutlaka. İki tane yeni eş attığın zaman ilk yavrusu biraz farklı oluyor. Farklı olur. Niye farklı olur bak. Şimdi bir insan iyicene baksa çözer onu. Niye farklı olur? Bir kuşu eşlettiğin zaman ilk başta enerjisini yedi babasını verir. Verir yani neslini verir. Ha sen ondan sonra mesela kimi alırsın denersin. Ya diyorsun ben bunu ilk yavrularını aldım sar çıktı. İkinci yavruları öyle çıkmadı. Şüphe oluşuyor değil mi? Başka şüphe oluşuyor. Acaba başka kuş da mı? O hayır o değil. Mesela onu sen biliyorsun. O değil. O kuş daha önce atası neyse iyiliği varsa o atayı verdi. Onun şeyden değil. Onun geçmişe dönüyor sürekli. Geçmişine dönüyor. Onu o aldığın nesille devam edeceksin. Mesela bu verdi ya mesela ben bunu tamam şey oldu bu yaramadı. O ilk yavruları mesela verdi ya o nesille devam edeceksin. O nesille devam ettiğin zaman kuş hemen yedi atadığını verir. Mesela kuşun nesli çok önemlidir bizde. Soyu çok önemlidir. O yüzden abi, her şey şeye çıkıyor galiba. Emeğe çıkıyor değil mi? Emek. Burada emeği vermen lazım. Emeği vermen lazım abi. Emeği vermezsen hakkı yoktur. Mesela ben her sene göğü yaparım. 3-4 tane göğü yaparım. En düşük alıcıya verdiğim kuş sayısı 30'dur. En düşük. Bir sezonda yani. Yani Haziran ayından başlayıp Temmuz'da biter bir sezonda. En düşük 30 kuş verderim alıcıya. Ve bizim Erdiş sürekli Van'dan niye kuş aldı? Hep tükettiği için. Halbuki biz Van gibi biraz soyu çoğaltırsak var ya. Yani bizim Erdişler iyi bir ithalcıdırlar. Yani yeni nesil olsa bile yarışı çok severler. Bizim Erdiş yarısı çok sever. Yani bu festival, bu şey, altın maltın mesela Van, daha önce mesela nesil olarak Van'ındır. Van var, Erdiş'e özenli o tribe geldi. Önce Van'da öyle bir şey yoktu. Zevkine dört arkadaş birleşiyordu. Ben o zaman ufaktım, Van'daydım mesela. Büyük kuşların yanındaydım mesela. Acayip gibi, Baytar Nihat gibi, Şeref Dargan gibi, Saboş gibi. Mesela onlar Bala Cemal gibi Nihat. Mesela biz o zaman Bala Cemal orada Nazan Azad abi gibi iskelede Mehmet abi gibi. Onlar o zaman onların yanına geldim. Onlar zevkine yani arkadaşlar birleşirdi. 4-5 kişi birbirine kuş atardı yani biterdi. Şimdi bizde bir bunu sakladığım zaman emeğin karşılığını almak lazım. Nesli çıksın. Mesela Van bir sonda birkaç sene Van kuşu bozmaya başladı. Mesela Erdiş nedeni bozmadı. Süs kuşuna özendi. Para ettiği için. Renge mi döndü abi? Renge döndü abi. Kızıla döndü, deliye döndü, tav kuyruğa döndü. Yani nesli bozdu. Nesli bozdu abi. Dışarıdan süs kuşunu getirdi, vurdu Van kuşuna. Nesli bozmaya başladı. Asıl amacından saptı değil mi? Diyebilir miyiz abi? He saptı yani. Ne yaptı? Adam para karşılığı için. Rengi tiptir. Abi bunun rengi çok güzeldir. Bu ne? Ama neslin soyunu bilmiyor. Ne yaptı? Bozmaya başladı. Bozmaya başlayanda değişti. Hani millet daha uçan kuşa özen durmadı. Hepsiz kuşa özen duydu. Van'dan sonra. Bu da tabii ki ırkın şeyine, duasına kırıyor. Tabii duasına değsin. Ne oldu mesela? Biz turnuva yaptık. Bu sürekli Erdiş'te Altın Festivali, şey festivali. İddialı. Bizim Erdiş'te iddialı bir adamdır. Birine bağlasan hemen yani geri dönüş yoktur. Erdi biter. Başlasa yarar. İtiliyor abi insanları. Yani uçana yöneliyor. Uçana yöneldiği zaman abi herkes uçan kuşa da yöneliyor. Uçan kuş nesli çok güzel mesela. Birkaç senedir mesela Van'da. Şu an Van'da bizim mesela şeylere geçti. Van'da da altın son şey. Sonyalarda görüyoruz abi. Uçuş, yani büyük uçuş şey. Artık öyle. Şu an ne oldu? Birkaç senedir Van'da millet uçuşa döndü.
ey kuşun peşine düşmeye başladı. Ey kuşun peşine düşmeye başlayanda kuşlar öyle oldu. Peki Şakir abi, iyi bir kuş, yani uçan kuş nasıl olması? Mesela senin için hızlı mı gitmesi lazım, ağır mı gitmesi lazım, taklalı mı gitmesi lazım, abi, taklasız mı? Senin için uçan bir kuş nasıl? Abi bak, en iyi kuş, mesela en iyi kuş, mesela kimine göre çok seridirler. Bende nesil çoktur. Senin nesil olarak bende çoktur, yani seridir. Mesela yavru 3-5 uçurursun, çok büyük saatlere gider. Var öyle kuş. Millet genellikle o nesle şey değil, mesela hızlı uçan kuşlara. Ama İyi bir kuşun soyunu bildiğin zaman ağır yetişen kuş daima iyi bir kuştur. Soyunu bozmaz. Boymaz özünü. Ağır yetişen kuş soyunu bozmaz. Ha, erken yetişen kuş mesela kimi yavru var çok seriken gider. Ama soyunu iyi değil. Yavrulanır ya sakat olur sapma ya gider işte sapma gider. Yani gider düşer. Ona ise yani ağır yetişen kuş, nesliyle kuş. Şu an bende bir nesil var. Hani yetmişim bir nesil var kaç tane. Birazdan bakacağız arkadaşlar kuşlara da. Şu an bir nesil var. Gece yetişi. Gece yetişeceği zaman çok güzel. Yani kartlaştıkça ilerliyor saatini. Ağır ağır uçuyor abi. Tam böyle yavaş uç kıvamını. Bak bende şu an kimi bak mesela şu anda ben söylemek istemiyorum. Yani kaç tane nesil kuşçu var. Adamın kuşu yavruyken çok seridir. Çok baba uçar. Ama biraz kartlaştı mı şöhrünü kaybeder. Uçmaz. Yavru gördü mü uçmaz. Yine o da soya mı dayanıyor abi? Soy yüzünden midir? Artık onun soyunu bozdu. Ne yaptıysa hani hızlıydı. İlk başta mesela kimi kuş var. Yavruyken uçar, başken uçmaz. Hayatta uçmaz. Ya bir yavruyken umutların suya düşer. Yani adam yavruyken uçuruyor. Bak çok büyük saatler uçuyor. Ne yapacak bu? Tamam diyeyim. Ben bunu makasayım. Seneye çıkayım. Bir şey yapayım bunlar. Yani mesela birine vereyim. Ne oluyor? Uçurduğu zaman hayal kırıklığına uğrayayım. Bir kuşun nesli önemlidir. Kuşun sonu önemlidir. O daima... zaman kuş besleyecek insanlar abi kesinlikle soy bildiği kuş. Yok yok bak kuşun nesli bile soyu önemli. Sonu önemli sonu. Bir kuşun sonu önemlidir. Sonunu görmek değil mi? Sonunu önemlidir yani. Yavruluğunu gördün mü? Başlığını göreceksin. Onu da beğendiğin zaman kuşu saklayacaksın. Mesela bende bir kuş var. Şimdi kardeşleri bende var. Kuşum şu an Van'dadır. Namuskarım benim Van'dadır. Evet, kaç tane dostum var yanlarında. 100 metre getirdiğim için... Vermişim dostlarımın yanında. Mesela yavruyken uçurdum. 5 saat uçtu. Bıraktım yere kaldı. Kart oldu 10 saat uçtu. O peki bir kuş sapma yapabilir mi abi? Mesela diyelim ki ekeleşti, büyüdü. İyi uçtu. Sonra ondan sonra sapma yapabilir mi? Yani yapar. Yapar. Tek yapar. O sapmalar da nereden gelir? Kimine mesela sürekli bir nesil olduğu için kardeş, bacı, ana birbirine vurduğu zaman sonu eşeklemeye gider. Evet. Sapmaya gider sonu. Kan uyuşmazlığına da sapmaya gider. Hayvan daha çevirtir. Cilinden çıkar. O zaman taze kan gerekiyor. Taze kan gerekiyor. Ona değişik bir kan vurman lazım. Irkını bildiğin değişik bir kan vuracaksın ki o nesil çok adı. Sürekli yok abi kimi var diye abi bu bir nesildir. Hiç katmamışım. Ama onun sonu eşektir. Sapmalaşır yani. Sapmalaşır. Çünkü niye sapma? Kardeş eşi oluyor, bacı eşi oluyor, ana oğlu eşi oluyor, yeğen oşu eşi oluyor. Onun bir yerinde, bir damarında bir şeylik oluyor. Onun sonunda sapmaya düşüyor. Yani içine değişik bir kan vuracaksın. Bir kan onu vuracak. Nasıl ayarlayacaksın peki abi? Yani abi, soy getirdi ama şimdi bildiğim kadar her dişe gitmiyor. Her dişe her erkek gitmiyor yani. Ya onu tamam, onu ayarlay abi. İyi bildiğin dostun olacak tabii. Yani sıradan adama dostun olacak, dostun. İyi dostun olacak. Neslini bildiğin müdürsen dostun olacak. Gideceksin abi, neslini biliyorsun mesela. Bu adamın kuşu arkadaşıdır, soyunu biliyorsun, şeyini biliyorsun. Ne yapacaksın? Abi iki tane senin kuşlarına ver, ben kuşlarımı atayım. Veyahut da ben sana iki tane vereyim, kuşlarına at. Vermek güzeldir. Sadaka. Hani, sadaka. He, sadaka. Hani vermek kısmını güzel. Hiç yani. Olmazsa beraber, birlikte... Bu nesli soyunu yükseltmek lazım. Güzel performanslı bir kuş çıkarmak lazım. Yok, kimin arkadaşlar o diyor onu kuşunu, o diyor bunu kuşunu. Ama öyle değil. Birbirine yardımcı olsan, güzel bir performanslı bir güvercin çıkarsan çok güzel olur mesela. Mesela bizim Van geleni yeni birkaç sene de düzelmeye başladı. Artık iyi kuşun peşine düşmeye başladı. Herkes iyi kuşun neslinin peşine düştü. Artık uçan kuş istiyordu. Artık uçan kuş istiyordu mesela. Van'ın eski geleneği uçan kuştu. Abi Van'da ben çocuktum, o zaman derdi kuş getirdik. Ne kuş getirdik uçardı. İyi uçardı. Çocukken bana, abi hatırlıyorum eskiden gerçekten öyle. Tuttuğumuz kuş da uçardı. He uçardı yani, kuş uçardı yani. İyi kuştu. Çünkü eski soy bozulmamıştı. Bozulmadığı için o kuşu uçardı.
Van'da mesela Temmuz, Ağustos, Eylül yok diye o zaman. Mesela bizim o zamanlarda yok. Her dönem uçururdu abi. Kışın her dönem, uçardı, yazında uçardı, sonbaharda uçardı. Yaz, kış, uçar diye. Şimdi artık kimi adam var, bir nesil, bir ay kuş içeri, 9 ay, 11 ay yatır içeriye. Ya diye bu böyle oldu. Ya Temmuz gelsin. Tamam, Temmuz gelsin de kışına şey diyorsun sen. Eskiden öyle değildi. Eskiden yaz, kış, kuş havadaydı. Kuşun şeyi oldu. Şimdi hep hastalıklara döndü, hep şeyde döndü. Zaman değişiyor, onlar da değişiyor. Mesela bende bir Hacı Yakup'tan bana, şimdi var yine soyundan bende, bir beyazlar vardı. O zaman ben gittim Ömer. Çok serdiler. Kızma yavru bir ayda uğratardı. Yani o nesle uğratardı yani. Bir ayda? Bir ayda uğratardı hayvana. Mesela yavruyken uçurdu ya, güzel uçtu. Bırakıydı, kalıydı. Abi uçurmadığın kuş bile uğurlanıydı, sakat oluydu. Artık o ne kan şeyinden ne kurtez uğurlanıydı, çok güzel uçardılar. Genetiği bozulmuş artık yani o kuşun sürekli böyle ola yakın. Güzel uçardılar, çok güzel uçardı ama tez uğurlanırdılar. Evet arkadaşlar, isterseniz şu an biz kuşlara bakalım bir şey tamam abi. Abi. Ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Tamam abi. Arkadaşlar, Şakir abinin kümesindeyiz şimdi. Şakir abi, burada şu an söz sende abi. Neler var burada? Dinleyelim abi seni. Abi burada Fahrettin kuşları, damarı var burada. Yani epey çoğunluk onun damarıdır burada, bu kümesler. Burada işte kaç tane de bizim
Eydan vardır onlar içinde. Onlar çoğaltmışız. Hangileri abi Fahrettin Avni kuşları genelde? Fahrettin kuşları hangileri? Beyazlar mesela. Bu kabunlar, bu yılanlar hariç. Bu beyaz hariç. Mesela onlar hariç. Bu beyazlar mesela, dumanlar Fahrettin kuşlarından kırmanmış. Genelde ondan aldın abi Fahrettin Avni'den beyazlar mı aldın böyle? En büyük yaşlı bir kuşu vardı aldım o zaman. Ben de şu an nerede? Şu erkek mi abi? He. Hangisi? Beyaz olan mı karakol? Beyaz olan. Bu he? Evet. Belki onun neslidir onlar. Bu Fahrettin'den gelen kuş abi. Kaç yaşında kendisi şu an? Valla kendisi bende hemen hemen bir 6-7 senedir bendedir. Artık Fahrettin'den kaç sene önce varsa ona bir şey diyemem. Verdiği ne veriyor genelde peki abi? Abi beyaz yürü ilanlı verir. Tek kara göz dediğimiz böyle değil mi abi? Evet. Belki kâra gelir. Bu var. Bu hangisi abi? Bu da Fahrettin kuşlarından, benli dediği bir kuşun akıllandır, oğludur. Buradan da Fahrettin abimize selamlarımızı, abi, sevgilerimizi iletelim. Bense yine çok değerli bir üstadımızdır. Evet, çok güzel. Başka neler var abi burada senin söylediğin? Burada abi, bunlar benim söylerim var abi. Bunlar benim kendi söylerimdir mesela. Bu sinir. Kolu dedim kuşların akınlandır. Mesela bu çiçeği yapıyorum ben. Bunlara yetişmiş hazır dediler. Bunlar buradaki kuşlar uçmuş kuşlar değil mi abi? Yetişmiş ya kuşlar. Çoğu da uçmuş kuşlardır. Mesela bunlar kolu dedim hakikaten yani. Çok güzel. Bunlar. Ne abi soyun ismi dedik? Horoz. Horoz. He horoz. O ne abi? O soy nereden geliyor İsmail peki? İsmail Onay'ın kuşlarına dayanıyor abi. Onun kuşlarına. Onun kuşlarının soyu. Evet onun kuşlarının soyudur. Genelde arka tepe mi veriyor abi o kuşlar? Tek verir mesela. Arka tepe verir yol sürekli. Ama böyle tepesiz verir. Bahsetmeli dediğimiz böyle. Öyle bir şey verir. Peki senin genelde Van kuşunun abi sevdiğin renk nedir? Yani senin böyle abi, aşina olduğun renk hangisi? Benim için renk fark etmez. Özellikle ben yani kuşu ben en çok sevdiğim renk gökçü severim. Bir de Van Zeynep'ini severim. Eski Zeynep'ini. Pullu Zeynep dediklerimiz. Pullu Zeynep. Onları çok severim böyle şeyden. Bir de genellikle kelebek kuşu severim. O tür kelebek kuşlarına çok şey diyeyim. Kelebek kuşu çok güzeldir. Yani benim için renk fark etmez. Yeter ki kuşun nesli iyi olsun, uçsun. Onu da atlamıştık zaten. Evet abi. Arkadaşlar Şakir abinin diğer kümesindeyiz. Abi, yine güzel bir kümesi. Çoğuca horoz neslidir. Horoz nesli yine. Horozdan bir de sencer damarlı diye bende bir kuş vardı. Abi sencer ben çok duydum. Erciş'te de duydum. Evet. Van'da da duydum. Sencer nereden geliyor abi o soy? Hani böyle açıklamak istersen bizlere. Ben sana açıklayayım. Sencer'i ben Hacı Yakup vardı. Çok değerli bir abimizdi. Ben onun eski beyazlarını o zaman sakladım. Çok güzeldiler. Hani mükemmel kuşlardılar. Onların nesli çeyiz tükendi. Erken saate gittiği zaman uğurlanıyordu o çeyiz yavruyken. Bir de onun nesli de vardı. Onun soyundan bir tane dumaklı, bir papaklı bir yavru vardı. Ben ona zaman ondan aldım, iki tane aldım getirdim. Bir tane de Baytar Nihat'tan aldım, bir tane yavru aldım. Kelebek bir yavruydu aldım. Gittim bende kaldılar. Büyüdüler, uçurdum. Eş ettim. Sencer damarı oradan çıktı. En güzel ilk balasını aldım. Balayı uçurttum. 10 uçuş verdim. 10 uçuş. 8 saat 45 dakika vurdu. 10. uçuşunda yavru yeni göğüste. Tabii onu Baytaniyat'a hediye ettim. İlk yavrusunu. İlk yavrusunu Baytaniyat'a uçurdum. O gün tesadüf beni aradı, konuştuk. Dedi ne yapıyorsun? Dedim valla bir yavru uçurmuşum. Böyle bekliyorum yavruyu bu saatleri. Dedi bana gönder, dedim canın sağ olsun gönderdim. Babalarını ondan almıştım. Kuşun babalarını Baytaniyat'tan almıştım, analarını Hacı Yakup'tan almıştım. Ondan sonra o nesli çoğalttım, vardı bende çoktu. İşte arkadaşlar geldi verdi, ben kimseden kuşu esirgemem, kim ne isterse veririm. Hani kuşta sorun yoktur. Arkadaşlar dostlar istedi, Haşim abi vardı, ona bir 3 tane verdim. Erdiş'te birkaç kişi vardı, Zafer'e verdim, şeylere verdim. O nesil oradan çoğaldı. Ha, bunun neyi hoştur? Bunun altından gelen soy hoştur. Yavruların torunlar yani torunlar dedi. Torunlar daha mükemmel çıkıyor. Torunlar daha mükemmel çıkıyor.
Ha o nesli, sencer nesli o zaman oradan türedi gitti. En son kuşları Esen abiye sattım ben. O zaman İzmit'e de dedim kuşçuluğu tam bırakacağım. 10 tane kuşum vardı. 6 çift kuşum vardı. Onları Esen abiye verdim. Esen abi de şu an geberdi tabii. Baba, analar geberdi, sencerin anası geberdi. Babası tek kaldı. O soy orada işte şu an millette o soy devam ediyor. Var mı abi peki sende de şu anda? Bende de o soy var abi. Ne veriyor abi peki genelde? Yani hangisi abi var diye bilebileceğimiz? Kelebek, duman, kuyruk verir. Başka da yavru vermez. Sapma yapmaz abi. Sapma yapmaz. Değişik kuş olursa İranlı teknik atar. Genellikle duman, kuyruk, kelebek verir. Duman, kuyruk, kelebek. He. Hangileridir abi bizlere gösterebilir misin? Bak bu o soydur. Sencer soylarım ben. He, sencer soy. Bak bu o soydur. Evet abi. Bak bu o soydur. Bunlar o soydur. Bak bu o soydur. Bunlar hep o soydur değil mi abi? O soydur abi. Bunlar o soydur. Arka tepe veriyor galiba abi. Veriyor abi. Arka tepe var. Zaten bunların sencerin annesi papaklıydı. Çubata papaklıydı. Kuyruk bir papaklıydı. Onu Hacı Yakup'tan almıştım. Babası kelebek bir nokta kuyruk ile çekti. Şu kadar bir yavru da ben gettim o zaman. Böyle bir yavru da gettim. Ufaktı değil mi? He, ufaktı. Gettim uçurttum o zaman. Birini Hacı Yakup verdi bana. Birini Baytaniye verdi. Gettim güzel düştüler. Ha çoğalıyor nesli. Devam etti. Peki burada neler var abi başka yine? Abi burada genellikle horoz damarı var bende. Onlar hangileri abi peki tamam, burada? Mesela horozlarım birkaç tane zaten damızlıklarım burada olmadığım için arkadaşlarımın yanında. Vandadırlar, dostlarımın yanındadırlar. Allah nasip ederse festival mesleva bittiği zaman damızlıklarımı getireceğim. Benim damızlıklarım dışarıda. Şu an o damızlıkların tek tük kardeşleri var bende. Evde bırakmışım. Her ihtimale karşı uçuş için elimde bırakmışım. Yani tabii bunu alıcı yediği kadar yiyecek. Ona gelene kadar o da kalacak mesela. Mesela onların kardeşleri. Bu horoz neslinden değil mi abi? Horoz. Horozun kendi istiyor mesela. Horoz dediğim kuşların öz kardeşi. Evet abi. Bir büyükleri. Onların nesli mesela. Şu yavru var. Horozların balasıdır mesela. Genelde abi sende gördüğüm tek renk var. Ya beyaz var ya da baş sepmeli, kara kuyruk, sulu kuyruk dedemiz var. Bunlar abi beyazlar. Genellikle Fahrettin abi kuşuna dayanıyor. Fahrettin tanışık kuşağının soyudur. Beyazlar sürekli oradaki beyazlar. Fahrettin kuşağına abi çoğu yani. Yani hepsi değil, çoğu onun kuşağına dayanıyor, soyuna dayanıyor. Bu kelebekler de abi benim sencer dediğim kuşağına dayanıyor. Bir de horozla porto dediğim kuşağına dayanıyor. Hani bunlar soydan geliyor mesela. Bak bunlar, mesela bunlar da benim portonun soyundandır. Hani bunlar uçuş için, bunlar torun morundurla bırakmışım buraya. Asıl baba, ana babalar, soylar Van'da. Bunlar bu sene kendilerini gösterecek bu sene kuşlar olsun değil mi abi? Uçan kuşlar olacak. Hani bunlar uçmaz hep uçacak. Artık kaç tane kaldı, kaç tane alıcı yedi onu Allah bilir. Giden gider kalan sağlar tabii, bizimdir. Bu horozu da yedekte bekletmişim. Tabii 3 tane kardeşim damızlıktadır. Tek bıraktım. Tabii buna eğer son çare buna kalırsa bu kalkacak. Kalmazsa... Peki Şakir abi bunların uçuş tarzları nasıl? Yani abi sistemi bunlar, nasıl uçuyor bunlar? Sistemi abi bunlar bu horozlar dediğim kuşlar yavruken mesela 3 uçarlar. Art oldu mu 6-7 uçarlar. Gittikçe arttırıyorlar. Arttırıyorlar. Onların nesli güzeldir. Ha bunlarda ne var? Bir cinsi mesela iki kardeş aldı. Biri çok seri olur. Biri 3-5-10 uçuşta güzel saatlere çıkar. Biri de mesela baba tarafına çeken takalayı insanı verem eder. Verem dediğin nasıl? Günde 20 sefer uçursan diyeceksin ya böyle kuş da mı var yani? Böyle rezil bir kuş. Nefret ettiriyor kendini mi abi? Nefret ettiriyor. Ama nasıl ki böyle takalayı vurduğu biter. İş biter. İş biter. Takalayı vurduğu biter. Ha genellikle dişi olanları İnsanı aciz etmez. 3-5 deme büyük saatlere gider. Ama erkek kısmı tek tük erkekleri mesela. Bizim Van'da abi dediğim zaman göğsünü yumurta verme kuşun yavruya kustuktan sonra mı bir performans gösteriyor yoksa? Ha, bunlar yani yaşını döndükçe ilerliyorlar. Ömer. Anladın ne demek istedim? Evet abi. Yani kuş kimi diyor abi yavru görsün. Yaş ilerledikçe performansı da arttırıyor. Performansı arttırıyor mesela. Değişiyor yani. Nesli değiştikçe. Bak bu erkeği ben uçurdum. Ben o zaman bunu uçurduğum zaman ya sana yemin ederim günde 20 sefer uçuruyordum. 20 sefer. Her gelişimde kovalıyordum.
10 dakika, 15 dakika, 10 dakika, 15 dakika uçur. Ama onun kardeşi değil. Mesela kardeşi, bacısı vardı bende. Şu anda damızlıktadır, arkadaşım yanındadır. Numarasıdır. Yetmişim. Onu öyle 3-5 deden bulamazdın zaten hayvanı. Güzel saat vardı. Bu yok. Ama bu takalayı bir döndü, uçurdum. Bunu uçurdum. Takalayı dönene kadar takalayı döndü, vurdu. 6-6,5 saatlere geçti ama havalar daha bozdu, bıraktım içeriye kaldı. Seneye çıkarttım bunu dışarıya, 4 uçuş verdim bak. Bir sene diye de 4 sefer uçurdum, 8 saate yakın çıktı. Yani bu kuşu benim... Yine kendini belli etti yani abi. Belli etti. Hani bu kuşum sürekli, beni tabi bilen bilir. Benim bu kuşum kalktığı gün düşmez. Kalktığı gün düşmez yani performansını açtığı zaman. Yani öyle o nesil o da. Bunlar İsmail Onay'ın kuşlarına dayanıyor. Sencerler nasıl uçuyor peki abi, tam sencerler? Abi sencerler genellikle, sencerin en şeyin genellikle duman kuyrukları çok ağır basar. Çok ağır basar yani mükemmel. 3-5 uçuşta ölüm uçuşu yaparlar. Ölüm uçuşu. Hemen kendi gösterirler abi. Hemen 3-5 uçuşta ölüm uçuşu yaparlar. Kim insana inanmaz. Bazen mesela bizim Haşim abide vardı, sencerin bir kızı uçurdu. Uçtu. 3 uçuşta 10-11 saat uçtu. Korkudan kimseye diyemedi. Dedi millet benimle alay eder, dalga geçer. Ben ne oldu? Kış geldi, sakat oldu, geberdi. Bak bir hafta çekmedi, okkada uçtu, kendini bitirdi, geberdi. O kadar yani yıprattı kendini. Yani resmen sakat oldu. Ayaklar gitti, kanatlar gitti, kış geberdi, gitti. Yani sencerin soyu da odur. Genellikle en ağırı basan duman kuyrukları olur. Duman kuyrukları. Duman kuyrukları çok ağır basan böyle mesela öyle duman kuyruklar. Mesela bu kuşun arası geçen sene, hele belki sene güzel saatler uçtu. Bu arası da tam... Bizim çok değerli bir arkadaşımız Atak Karanlık'a vermiştir. Sencer'in kutluğundan, soyundandır. Şakir abi başka var mı göstereceğim kuşları abi yoksa? Başka o soydur, hepsi boy soydur. Bu da benim korkta dediğim kuşların soyundandır. Yani, kara kuruklardan inandı. He, kuma soyundandır. Bunlar o soylardandır mesela. Böyle duman veriyor abi kuyrukları, kırmızı değil mi? Ha, kırmızı tavuk kuyruk verirler yani o soydandır, o nesildirler. Bunlar o nesildirler. Şu an yeni nesil... Bak, o nesildirler bunlar. Bunlar o nesildirler. Yine hep aynı nesilden abi. He, bunlar o nesildirler. Yani bunlar şu an o nesildirler, uçacaklar. Peki abi bu sencerlerle horozların dediğin böyle karışımı nasıl bir şey çıktı abi? Karıştırdın mı hiç onlardan mesela? Bunları abi hiç karıştırmadım bunları. Yani sencer hakikaten iyi bir kuştur. Ama ben horozu daha tercih ederim. Horozu daha çok tercih ederim. Sencer güzel bir kuştu. İkisi de benim kuşumun nesildi. İkisi de benden çıkmadı. Yani sencer ben ürettim. Sencer'i ben tarihe çıkarttım. Sencer'i ben çektim. Ben kendim ürettim sencer'i. Tabii nesil olarak mesela Hacı Yakup'tan, Baytar'dan geldim. Ben mesela yavru değil. Şöyle bir ufak yavru değil. Ama performansı ben sağladım ona. Her zaman iyisini mi istersin abi? Her zaman iyisini. Ben her zaman şu kuşu sakladım. Bunu bana dostum verdi. Bu iyi çıktı. Ben bunu bir seferde silerim. İyisini peşinde. Daima iyisini hastasıyım. Hangi kuş, hangisi ağır basarsa ben onun peşindeyim. Ya abi aslında böyle olması lazım. Ne kadar iyisini istersen, insan o kadar iyisinin üstüne giderse daha iyisini elde etmeye çalışıyor. Tabii, bu da daha iyi bir şey yani. Şu an hep iyisini peşinde. Hani ben horoz da benim kuşum değil, sencer de benim kuşlarım. Yani nesil olarak tabii ırk olarak adamların kuşları ama ben icat ettim onu. Sen de emek vermişsin abi, birleştirmişsin, yapmışsın sonuçta. Mesela o kuşu öyle iki tane yavru diktirdim, birleştirdim, yavru aldım. Hani güzel performanslı uçan kuşlarla yavru aldım. Çok güzel aldı ama ben neyini sevdim mesela onları? Ben horozun, mesela bende iki tane var mesela, bir horozlarım var. Bir şeydir. Ben onları daha çok seviyorum. Niye seviyorum? Mesela beni mahcup etmiyor kuşlar. Etmiyor. Yanıltmıyorlar değil mi abi? Yani benim o horoz dediğim kuş mesela, bunun kardeşleri var Van'da. Hani beni yanıltmıyor. Attığım zaman havaya sırtını duvara dayıyorum ben. Yani biliyorum bu kuş beni mahcup etmeyecek. Beni yüzüstü başüstü yere vurmaz. Yani o kuşun nesli öyledir. Bir iki senedir festivaller oluyor. Mesela şeyden sonra ben giremedim. Arkadaşlara kuşları verdim. 3 sene 19-20-21 kupalarım var. Van şampiyonu, Erdi şampiyonu aldım. 7-3 tane de kupam var benim. 3 sene üst üste şampiyon oldum. Üst üste? Evet. Üst üste. Kaç saatlerde şampiyon oldun abi? Abi ben bir Van'a attım. Tabii hakkımı da yediler. Ama
dostlar girdi araya, vazgeçtim dedi, vazgeç, bırak gitsin milleti. Ben öyle vazgeçtim, bir 5 saat, benim kuşum yine sağ 5 saati kırdı yani. Atmaca aldı, onu biliyoruz Ayet abi. Atmaca aldı, o şeydedir. Hep gelerek de öbür kuşlarım 7 saat, 8 saat güzel uçuyor. Yani 6 saatin üstüne, normal üstüne çıkıyor böyle. Üstünde. Şakir abi, biz seni tebrik ediyoruz abi. Özellikle kuşlara verdiğin emek, çünkü ben küçüklükten beri biliyorum. Gerçekten her zaman iyisini istersin, iyisine emek vermek istersin abi. Tabii. Zaten abi insanı da hani buna iten budur. Daha hani bir süreçtir kuşçuluk, sürekli iyisini elde edeyim. Tabii, doğrudur abi. Evet arkadaşlar, Şakir abi, Cengiz'in kuşlarını gördünüz. Şakir abimizin kuşları bu şekilde. Biz kendisine, bizlere kapısını açtığı için, kuşlarını gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ne demek? Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, dostlar, Erciş'in tandan simalarından Şakir Cengiz, yani dediğimiz gibi namıdır. Erciş Şakir abimizin yanındaydık. Biz de çocukluğumuzu yad ettik biraz. Burada büyüdük, burada doğduk, yalayıp büyüdük arkadaşlar. Şakir abi, ben sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben ne demek ya? Kuşçuluğa dair, Van kuşuna dair son olarak bizlere söylemek istediğin sözlerin var mı abi? Abi, Van kuşuna olarak son olarak demeden güzel şeyler yapıyoruz. Şu an çok güzel gidiyor. Ve iyi kuşun peşine düştük. Aslında bu kuşu da dünyaya tanıtmamız lazım. Van kuşunun neslini dünyaya tanıtmamız lazım. Yüksek uçan kuşlar mesela. Çok güzel. Mesela Pakistan, İngiliz kuşu nasıl tanıyor mesela yüksek uçuyor. Van kuşu da dünyaya tanıtmak lazım. Güzel bir nesil çıkarmak lazım. Güzel bir şey yapmak lazım. Yani kuşun, Van kuşun hakkı neyse hakkını vermek lazım. Nesli bozmamak lazım. Evet abi, bu da inanıyorum ki sizin gibi sayınızda ustalarla usta çırak ilişkisinden gelecek tabii. Nesillere gidecek ya, şekilde yükseleceğine inanıyorum. Yükselecek yani. Nesil güzel olacak inşallah. Ya eskiden mesela Van kuşu para etmezdi kahvelerde. Kuşu şu an iyi kuşun peşine düştüğün zaman kuş para ediyor abi. Arz talep meselesi artıyor abi. Şimdi. Evet, arz talep abi. Adam az kuş saklıyor, temiz kuş saklıyor. 10 taneden yavru alacağına 2 taneden yavru alsın abi. 100 tane saklayacağına 4 tane temiz kuş sakla. Sakla ki 4 tanemiz o 100 tanenin değerini alasın. Sen değerini almaktan sonra ayrı yoktur. Sen 100 kuşa yem ver, ha yem ver. Ne esis olarak. Abi bu bir delidir, bu boğmadır. Ya maşallah ne esis kuş. Ya o nesli değil. Şu an uçurmak lazım. 100 kuş saklayacağına 10 tane temiz kuş sakla. 4 sağlam tane temiz kuş. Sağlam kuş sakla. Sağlam kuş sakla ki arkanı sağlam yere değilsin. Sabrın şey dersin. Ya 100 kuşa yem veriyorsa boşuna yem veriyorsun. Gerçekten öyle. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şakir ederim. Şakir abi de çok teşekkür ederim. Ben sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Ömer. Kendinize çok iyi bakın ayağına arkadaşlar. Ayağına sağlık yani. Eyvallah. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Tamam. Teşekkür.